İyi günler sevgili basketbol severler. CBL Panorama programıyla beraberiz. Bugün ilk programımız, dolayısıyla çok heyecanlıyız. Güzel bir program bizleri bekliyor. Bugün neler konuşacağız? Bugün geçtiğimiz haftayla ilgili maç sonuçları, maç sonu röportajları olacak ve iki tane çok iyi konuğum var. Ford Otosan takımından, onlarla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Ford Otosan takım kaptanı Can Avcıoğlu yanımızda ve direksiyondaki isim Ford Otosan'ın skorer gardı Aykut Karçı yanımızda. Hoş geldiniz Can abi, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk. Çok nasıl keyifler? Çok bomba gibiyiz. Çok iyi. Evet. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. İlk programda bu heyecanı beraber paylaşacağız. Evet, çok heyecanlıyız biz de. Teşekkür ederiz biz davet ettiğiniz için. Ne demek, siz gurur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Programda maçlarla ilgili güzel görüntülerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Ligle ilgili genel bilgiler, işte geçtiğimiz haftanın sonuçları, CBL Cup'la ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Haftanın en iyi hareketlerini içeren güzel videolarımız var. Bunları paylaşacağız. Umarım keyifli, güzel bir program olur, sohbet olur. Evet, inşallah. Dilerseniz geçtiğimiz haftanın sonuçlarıyla başlayalım. Corporate Basketbol Lig'de 11. haftayı geride bıraktık. İki salonda oynanan maçları tek tek üzerinden bir maç sonuçlarını aktarmak istiyorum sizlere. Basayak'la Reckitt Benckiser mücadele etti. Kasımpaşa Spor Salonu'nda 54-43 Reckitt Benckiser üstünlüğüyle açıldı haftanın açılış maçı. Türk Telekom Yıldırım Holding'i 75-70 mağlup etti. Enersa Zorlu Holding'i çok zor bir mücadele sonrası 51-48 mağlup etti. Beykent Üniversitesi Akbank'ı geçtiğimiz sezonun seri C finaliydi bu aynı zamanda. 71-54 mağlup etti ve rövanşı vermedi. Ligin yeni takımlarından Spor İstanbul, İBB Spor İstanbul, Garanti BBVA Teknoloji'yi 70-62 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Borusan'la BP arasında yine Seri B'nin 2 şampiyonluk adayı 71-54 Borusan galip ayrıldı ve büyük bir avantaj yakaladı grupta. Taki Spor Kompleksinde oynanan maçlarda Schneider Elektrik Eczacıbaşı'nı mağlup etti 75-69. Yeditepe Üniversitesi AstraZeneca'ya 51-38 mağlup etti. Novartis Şişecam'ı 60-55 mağlup etti. Novo Nordisk de Huawei'yi 66-57 mağlup etti. İkinci gün sonuçlarına bakacak olursak, pazar gününün sonuçları da Düğün.com Garment Studio'yu 60-47 yendi. Çok zorlu bir geçen ki bu maçın üzerinden biraz detaylı geçeceğiz. Hilton Conrad'da Karadeniz Holding mücadele etmişti. 63-61 son topa gitti bu maç. Çok keyifli bir maç oldu. O maç üzerinden yine konuşacağız. Borsa İstanbul yine ligin yeni takımlarından 53-34 TÜYAP'ı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mercedes-Benz Türk'le Michelin maçı da yine keza çok keyifli geçti. 3 sayıyla Michelin kazandı. Serie A maçını, Serie A grubunun önemli bir müsabakası vardı Deloitte ile Ekolojistik arasında. Ekolojistik zor da olsa final periyodundaki performansıyla 82-62 mağlup etti Deloitte'u. Aynı şekilde Yemek Sepeti de aslında haftanın sürpriz sayılabilecek sonuçlarından biri. Yemek Sepeti Doğuş Grubu'nu 65-55 mağlup etti ki haftanın takımı oldu Yemek Sepeti bu skorla. Tahakkül'deki pazar günü müsabakalarında da Aksa Merk Grubu 61-52 mağlup etti. Ford Otosan İstanbul Eczacı Odası sizin maçınızda başta biraz zorlanmanıza rağmen sonrasında kopardınız maçı ve 71-47 kazanmayı başardınız. Honda IBM maçı yine gelgitlerle bir o takım öne geçti. 3 sayıyla Honda, o da ligdeki ilk galibiyetini aldı. Pegasus Airlines General Elektrik maçı da yine Seri B'nin önemli karşılaşmalarından biriydi. Şampiyonluk adaylarından iki takım arasındaki karşılaşmayı da Pegasus Airlines 75-66 kazandı ve grupta önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçlarla puan durumuna bakacak olursak, Serie A'da Ekolojistik A grubunda bir mağlubiyetli iki takım var. Ekolojistik ve KPMG. Bu iki takım şu anda zirveyi paylaşıyor. Arçelik 2 mağlubiyetle 4 takım, İstanbul Tüyap Odası, Deloitte ve Doğuş Grubu. Bu grup çok çekişmeli gidiyor. Herkes yeniyor Serie A'da. O konu Serie A üzerinde de bir konuşalım sonrasında dilerseniz. PwC ve Yemek Sepeti de birer galibiyetli. Gördüğünüz gibi sıfır galibiyetli bir takım yok. Burada herkesi yeniyor. İşte en son dediğim gibi Yemek Sepeti Doğuş'u yendi ve ikinci mağlubiyetini aldırdı. Doğuş Grubu da zirveye oynayan bir takımdı. B grubunda, yani sizin grubunuzda, Ford Otosan'ın grubunda namağlup olarak devam eden tek takım Ford Otosan. Yıldız Holding 1 mağlubiyetli. Yine İstek Okulları 1 mağlubiyetli. Zirve yarışı devam ediyor. Turkcell'in 1 galibiyeti, Vodafone ve Denizbank'ın birer galibiyeti var. İstanbul Eczacı Odası henüz galip gelemedi. Seri B'ye bakacak olursak, Seri B'de tek tek takımların üzerinden geçmeyeceğim ama M grubunda İBB Spor İstanbul 2'de 2 ile zirvede aslında. Borusan'ın maç fazlasıyla lider. N grubunda Novartis 2'de 2. O grubunda Beykent Üniversitesi 2'de 2 yapmış durumda. P grubunda da Karadeniz Holding ve Adidas namağlup olarak zirvede yollarına devam ediyorlar. Seri C'de R grubunda Dijitürk, Aslan Alüminyum ve Enerjisa namağlup yollarına devam eden 3 takım. Bunlar henüz tabii kendi aralarında oynamadılar. Bu müsabakalar belirleyecek zirvede kimin olacağını R grubunda. S grubunda Michelin 2'de 2 ile gidiyor. O da ligin yeni takımlarından biri olmasına rağmen, ki dar rotasyonla oynamasına rağmen çok iyi performans sergileyen bir takım. T grubunda Kortsa ve Henkel namağlup devam ediyor. U grubunda 3 takım mağlubiyet almadı henüz. Düğün.com, Reckitt Benckiser ve Kadıköy Belediyesi. Bu 3 takım da yeni takım. Bu grup aslında neredeyse tamamı yeni. 6 takımdan 5'i, lige yeni katılmış takımlardan 5'i. Burada da çok keyifli müsabakalar oluyor. V grubunda da Aksa 3'te 3 ile yoluna kayıpsız devam ediyor. Gerçekten çok denk geçen maçları izliyoruz. Seri A'da, Seri B'de ve Seri C'de. Krallıkların da üzerinden geçelim. Bireysel istatistiklerde zirvede kimler var? Bakacak olursak Michelin takımında Emirhan Şenkul 44.8 verimlilik puanıyla oynuyor. Sizin grupta Yıldız Holding, yakın zamanda karşılaşacaksınız. Belki bir liderlik maçı olacak o maç. Sinan Mete Taygan, ki o da çok iyi performans gösteriyor bu sene. İzmir'den gelip gidiyor Sinan Mete. Gerçekten maçlar için geliyor, oynuyor maçın. Akşam uçakla bayağı bir zorlanıyor. Çok özverili. Evet, büyük özveriler. Büyük bir özveri, evet. Gerçekten. Sonrasında gidip pazartesi günü işinin başına geçiyor. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Necdet Erselcan yine ligin önemli isimlerinden biri. Borusan adına yüksek bir verimlilik puanı. Beyaz Sef'ten Orkun Bıyık. O da geçen senenin Seri B MVP'siydi. Şampiyon Beyaz Sef'in en önemli oyuncusu. Ertan Karacan keza İstanbul dışından gelen oyunculardan biri. O da Antalya'dan. Kuveyt Türk'te çalışıyor. Antalya bölgede. O da Antalya'dan maçlar için gelip maçını oynayıp gidiyor. O da verimlilik puanı olarak 5. sırada. Diğer kategorilere bakacak olursak sayı krallığında Kenan Tütüncü. Kenan Tütüncü de ligin en kariyerli. Yani senin gibi, yani ikincilik kariyeri olan Aykut gibi. Çok kariyerli bir oyuncu. Evet. Kenan'la karşılıklı oynadın mı? Tabii. Ben Ali'de oynarken Kenan abi Konya'da oynuyordu. Hı -hı. İnanılmaz çekişmeli maçlarımız oluyordu bizim onunla. Hı -hı. Gerçekten çok da hem kariyerli hem de inanılmaz iyi bir oyuncu, yetenekli oyuncudur. Evet, çok. Lige kapneler kattı. Çok değer veriyor. Çok, dediğin gibi, inanılmaz. Çok hızlı bir oyuncu. Tabii. Evet. Eskiden hele ikincilikteyken hatırlıyorum. Şu ankinin bir tabii %30-40 bizim karşılaştığımız zamanlar 2005-2006 sezonları. Onlar da lige çıkmışlardı hatta, Konya Selçuklu Üniversitesi ile. Hem okulu aynı zamanda okuyup hem basketbol oynamak, o da o yeteneklerden bir tanesi. Evet, o da makine mühendisi, Selçuklu Üniversitesi. Ve yani onun dışında kendi basketbolcu yetenekleri inanılmaz. Yani karşılıklı oynadığım için söylüyorum. Çok büyük keyifli onunla oynamak karşılıklı. Bir de çok kaliteli bir insan. Yani dışarıda da tanışıyoruz. Sohbetiyle, evet. Sağ içindeki duruşuyla. Kesinlikle. Evet. Çok mütevazi yakışan, Odea Bank'a da yakışan bir oyuncu. Gerçekten zor bir iş. Hem basket kariyeri hem spor kariyerini beraber, üniversiteyi beraber götürebilmiş önemli oyunculardan biri. Onu da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Evet, selamlar. Hilton Conrad'dan Gökay Engin bu sene, bu hafta da çok önemli performans sergiledi ama galibiyet için yeterli olmadı. 2 sayıyla kaybettiler ama çok yüksek hem verimlilik puanı hem sayı attı ama yeterli olmadı. Michelin'den Emirhan'ı burada da görüyoruz. Sayı ortalaması olarak 32.5. Mete keza 27.8 ile 4. sırada. Sahibinden.com'dan Mertcan Haşlak da yine 27.3 sayıyla sayı kralında ilk 5'te gözüküyor. Rebound krallığında Emirhan'ı görüyoruz yine. Ertan Karacan, Orkun Bıyık, Hakan Teb'den. O da ligin tecrübeli isimlerinden Hakan Özünan ve Emre Egeli. O da İzmir altyapılı. Tanıyorsundur büyük bir ihtimalle. Yıldırım Holding'de daha önceden Deloitte'den hatırlıyoruz Emre'yi. Emre Egeli 18.3 reboundla oynayan, o da ligin önemli isimlerinden biri. Diğer kategoriye bakacak olursak asist liderliğinde de Kaan Selçuk 9.1 sayı. Burada ikinci sırada seni görüyoruz. Çok fark yok. İki maçta kapatabilirsin belki ama. Daha çok istatistiklere oynamayalım ama takım başarısı her zaman bir plan daha önde bizim için. Takımı tabii ki başarısı önemli ama asistlerde zaten yani asist konusunda da takımı çok iyi yönetiyorsun. O yüzden dedim takımın direksiyonundaki isim dememin nedeni o. Gerçekten çok şutör bir oyuncusun. Aynı zamanda takımı da çok iyi yönetiyorsun. O konuda senin hakkını yememek lazım. Mehmet Sinan Özgür yine Odea Bank'tan asist krallığında 3. sırada. Michelin'den Coşkun'u görüyoruz. Novartis'ten de Doğan yine bu sıralamada ilk 5'te gözüküyor. Blok krallığında da Fikri Barış Uzunlar, General Elektrik'ten 3 blokta, Fırat Budakoğlu Kadıköy Belediyesi 2.5, Ekolojistik'ten Tunay Sen'in 2.2, ona da ayrı bir parantez açarız. O da ligin en kariyerli, en önemli, en atletik oyuncularından biri. Bize her hafta Top 10'de epey bir malzeme veriyor kendisi. 2-3 hareketi oluyor neredeyse her hafta. Gerçekten çok atlet bir oyuncu. Ünlülerden Taner Gürle, yine o da çok atlet bir oyuncu. BASF'ten Orkun Bıyık'la beraber blok krallığında 4. sırayı paylaşıyorlar. İkişer blokla. Bireysel istatistiklerimiz de bu şekilde. Bireysel istatistiklerde de krallıklar bu şekilde devam ediyor. Dilerseniz maçlara geçelim. Maçlarla ilgili detayları konuşmaya başlayalım. Analizlerimize geçelim. Seçtiğimiz, bu hafta için seçtiğimiz maçlar var. Vodafone'la Ford Otosan bir önceki haftanın maçı bu. Kupa maçıydı. O yüzden çeyrek final, yarı finale kalma maçıydı. O yüzden onu bir siz de hazır buradayken konuşmak isterim. Maç nasıl geçti? Nasıl başladı? Nasıl devam etti? Can abi istersen senle başlayalım. Ben Vodafone maçını gerçekten bizim için de önemli bir maçtı. Çeyrek final maçıydı. Vodafone çok iyi mücadele etti. Bütün elinden gelen her şeyi yaptı bizi yenmek için. Gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlara takdir ediyorum. Bir de çok genç bir ekipti tabii. Bir de biraz da heyecan da vardı. Bizleri o antrenmansız eksiklerimizin olması, işte daha maça biraz geç girmemiz, biraz bizi oyundan düşük yakalamaları tabii onları daha motive etti. Ama sonra işte dediğin gibi takımın başında takımın gardı iyi yönetirse, direksiyonu iyi kullanırsa takım gardı kadar oynar diye bir laf vardır. Eskiler bunu söyler zaten. O şeyi tekrar yakaladık, toparlamayı bildik. Ama karşı tarafa teşekkür ediyorum. Güzel bir maçtı. Bence güzel bir şey, zor geçtik ama iyi oldu bizim için. Güzel bir maçtı. Vodafone'la da sık sık oynuyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz sene de çok denk, yarı finalde denk geldiniz. Aynen. Bu sezon ligde de denk geldiniz. Kupada işte bu yakın zamanda 3. galiba karşılaşmanızda. Evet. 3'te 3. Bütün maçları kazandınız. Kazandım. Onlar da ekstra motivasyonla çıkıyor sizin maça. 21-16 başladılar ilk çeyrek. Evet. Öndelerdi. İkinci çeyrek yakaladınız. Ama devamlı gel git. 3. çeyrekte onlar 4 sayıyla final periyodunun önde girdi. Görüntüleri de izliyoruz maçtan. Ama sonda Aykut'un özellikle 3 sayılık atışları ve asistleriyle pot altında da çünkü Metin'i özellikle pot altında buluşturdu. Ve asistleriyle 84-78 kazandığınız maçı. Nasıldı Aykut? Sen ne dersin maçla ilgili? Bizi zaten CBL Cup'ta bu sene bu rotasyon yani bu prosedürü geldi. CBL Cup'a çok önem veriyoruz. Onu söyleyeyim. Yani hem bizim normal sezon dışında hem de CBL Cup'a da ayrı önem veriyoruz. Çünkü bizim için biz geçen yıllarda 3 defa final kaybettiğimiz oldu. Yani bizim hedeflerimiz var ancak bu CBL Cup'a da ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Yani dediğiniz gibi Vodafone'la 3. ya da 4. karşılaşmamız olması lazım 2 yıl içerisinde. Hatta bir tanesi birer hafta arayla karşılaştık ve hep de çekişmeli maç oldu. Çünkü Vodafone çok kaliteli bir takım. Ne olsun. Antrenörleri çok kaliteli. Antrenman yaptıkları belli. Biz elimizden geldiğince bütün maçta ciddi hazırlanıyoruz, ciddi çıkmaya çalışıyoruz. Tabii mutlaka maç içerisinde gitler, yani inişler çıkışlar olabiliyor. Biz iyi hazırlandık maça, çok da zor geçti maç. Dediğim gibi maçın tam kırılma anlarında bizim biraz daha tecrübeli oyuncularımızın olması, onlara nazaran biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ve bir de biz dediğim gibi CBL Cup'ta hedefimiz var. İnşallah başarırız. Ve güzel bir galibiyet bizim için. Evet, Metin'de erken faul problemine girmişti. Kesinlikle. O yüzden pot altında zorlandınız. İkinci çeyrekte toparladınız ama 3. çeyrekte epey bir kenarda oturdu yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde özellikle ki pot altı atlet oyuncuları var. Özellikle Ragıp EVC tecrübesini çok o da konuşulan isimlerden biri. Kısa oyuncuları çok öyle. Hızlı basketbol oynuyorlar. Pres yapıyorlar. Pres bir ara size bir zorladı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tam sağ prese geçtiler. Takım olarak çalıştıkları belli. Yani evet. Takım saha içerisinde kritik zamanlarda işte baskılar, presler, set oyunları takımın çalıştığı ve hani hem iyi oyuncular, gerçekten kaliteli oyuncuları var. Zorlu oyuncular, bir de atletikler, koşuyorlar, çok koşuyorlar ve bırakmıyorlar maçı. Bizi zorladılar ama dediğim gibi bizim biraz daha buraları oynamayı daha çok biliyoruz. Çünkü biz işte yarı final, finalleri oynadık bu zamana kadar. Zor maçtı ama dediğim gibi biz sonları iyi oynayarak bu maçları kazanabiliyoruz. Evet, yani sizde de tabii skora katkı yapan oyuncu sayısı bir hayli fazla. Çift taneye ulaşan 5 oyuncu görüyorum. Sen 24 sayı, 11 asist oynamışsın. 5 de ribandın var, 4 top çalman var. Yani bütün kategorilerde 40 dakika oynamışsın bu arada. Dinlenme fırsatın da olmamış. Buna rağmen harika bir performans sergilemişsin. Bu maçın da oyuncusu olmuştu zaten. Yine double yapan Metin Barış ki 28 dakika oynadı o. Faul problemi dolayısıyla biraz kenarda oturmuştu. Bizim çok önemli bir oyuncu. Metin çok önemli oyuncu. 1977 doğumlu değil mi? Aynen, 77 evet. doğumlu olmasına rağmen 43 yaşında takım için her şeyin olmasına rağmen çok önemli bir performans sergiliyor. Git gel en önde koşuyor. İşte transition oyunlarında çok önemli. Sen devamlı onu arıyorsun, bir gözün içeride. Çünkü bir Metin eline değdi mi top? Gerçekten sizi de rahatlatıyor. Kesinlikle. Oyuncuları da rahatlatıyor. Böyle bir uzunumuz olmasa yani bizim gerçekten rotasyonumuz dediğiniz gibi hem sayı atan çok insan var. Kişiler işte Meriç olsun, Burak olsun, Metin olsun, Sinan olsun çok fazla katkı veriyorlar ama Metin'in varlığı, çünkü istersen çok güçlü, çok kuvvetli bir oyuncu olduğu için Metin'in varlığı bizi çok rahatlatıyor. Hem dış oyuncuları rahatlatıyor, rotasyon, savunmaları zorluyor. Metin ne kadar sahada fazla kalırsa bizim için o kadar değerli oluyor. Tabii double teamler geliyorlar. Dolayısıyla mutlaka bir oyuncu boşta. O ceza şutunda soktuğun anda zaten çok rahat maç kazanabiliyorsun. Metin bir de kendi özel hayatında da bireysel olarak kendini çok hazırlayan, 43 yaşında olmasına rağmen kendini çok hazırlayıp gelen bir kişi. O yüzden ona ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü kendi özel yaşında, antrenman haricinde de özel olarak da çalışıyor. Tabii. Çünkü o yaşta o kadar 40 dakika diri kalmak çok zordur. Ve onu başarıyor. O çok önemli. Bir de Gölcük'ten geliyor değil mi? Gölcük'ten geliyorsam. Gölcük fabrikadan. Gölcük fabrikada çalışıyor. Hatta çalışıyor. Bu da çok büyük bir özveri. Evet. Çocuğu var 3 tane, Allah bağışlasın. 3 tane çocuğu, yeni oldu. Çocuğu olmasa çocuğu da yani burada aslında bir parantez açmak lazım. Bizim sadece Metin abinin genelinde değil, bizim mesela işte kaptanımız Can Avcıoğlu olsun, işte şu an ameliyat geçirmiş Oytun abi olsun. Bu insanlar yaşlarına rağmen iş yerlerindeki nasıl anlatayım? İş yerlerindeki çalışma tempolarına rağmen, yoğunluklarına rağmen inanılmaz bu insanlar inanılmaz kendi özveri çünkü çok hem bizi seviyorlar, takımı seviyorlar, hem bu organizasyonu çok beğeniyorlar ve bu takımlarda da olmaktan hep mutlular. O yüzden hani takım içerisinde inanılmaz özveriler. Biz de onlara buradan teşekkür etmemiz lazım. Şu anda bir başarı varsa, eğer başarılıysa eğer gerçekten yaşlıca, yani yaş olarak bizden büyük olan abilerimizin bu özverisi çok önemli bizim için. Bize örnek oluyorlar. Başta bu üç kişi inanılmaz örnek oluyor bize. Can abiye de bir ayrı bence parantez açalım. Yani teşekkür ederim. Can abi, sen anlatır mısın biraz yani biraz geçmişini, çünkü 1966 doğumlusun. 66 doğumlusun. Evet. 54 yaşındasın. 54 yaşına bastın. Hala kabul edemiyorum ama yaşlandım. Sahada her ne kadar böyle kendimi genç olarak da düşünsem de yani kafam hep böyle oynarım, yaparım diyor ve kendim hep onu hazırlamaya çalışıyorum. Tabii gerçekler var, realite var ama en önemlisi takımın içerisinde olmak, onlarla o sahadaki o atmosferi paylaşmak benim için çok önemli. Beni çok motive ediyor. İş yaşantısının dışında işin yoğun temposundan sonra tutup beraber bir şeyler paylaşmak, sahada bir şeyler yaşamak ve kendi özel hayatımızdan fedakarlıkta bulunup bir zaman vermek oraya çok ayrı bir heyecan ve mutluluk ve onu hiç kaybetmeye çalışıyorum. 22 yıldır Ford Otosan takımında oynuyorum. İşte yıllarca gardlığını yaptım. Sonra tabii yeni genç jenerasyon gelince bayrağı onlara devretme durumunda kaldım. Ama hep kalbim ve yüreğim hep yine de sahada. Kendimi hiç dışarıda düşünemedim böyle. Arkadaşlar gerçekten teşekkür ediyorum. İşte Oytun arkadaşımız mesela bizim takımımızda. Oytun da yaşı 40'lara geldi artık. Ama o hepimizden daha çok çalışan, hepimizden daha çok yani spor yapan, yani, idman yapan, ameliyat geçirdi. Ameliyatın fitness üzerine... merkezinde değil mi? Fitness merkeziniz var. Bildiğim kadarıyla böyle bir imkan sunuyor firma size. Evet. Fitness merkezinizde gidip yani sporunu... Şirketimiz olarak gerçekten bu konularda her konuda olduğu gibi bu konuda da inanılmaz spor anlamında, sosyal anlamda inanılmaz destek. Çalışanların çok büyük önem veriyor. Yani hem üst düzey yöneticilerimiz olsun, hem sponsorlarımız olsun. Bu konuda çalışanlarımıza, sadece spor branşlarında olanlar, normal çalışanlar için de inanılmaz Otosan olarak inanılmaz katkı sunuyorlar çalışanlarına. O yüzden bizim de biraz da işimiz rahatlıyor aslında. Hem çalıştığımız antrenman sahası olsun, hem dediğiniz gibi fitness salonu olsun. Bu sosyal alanlara, çünkü üst düzey yöneticilerin size ne kadar destek olursa bu, çünkü burada insanların özverisiyle yapılan şeyler, şirket takımları ne kadar destek olunurlarsa biz de o desteği gördüğümüz için elimizden gelen aynı şekilde motive oluyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi hani bu tamamen özveriyle yapılan bir iş ve biz de bunun karşılığını almak için elimizden geleni yapıyoruz. Vallahi tebrik ediyoruz. Dilerseniz röportaja geçelim. Senin maç sonu röportajın var. Onu bir izleyelim dilersen. İzleyelim. Evet, yanımızda Can Avcıoğlu var. Ford Otosan'ın başarılı kaptanı, takım temsilcisi, her şey diyebiliriz senin için. Can abi, ligin en tecrübeli isimlerinden biri. Teşekkür ederim. Çeyrek final mücadelesinde yine Vodafone'lu rakip, ligde de Ocak ayında yenmiştiniz, karşılaşmıştınız. Evet. Kupada da kazandınız ve yarı finale yükseldiniz. Ne dersin? Vallahi Vodafone'u tebrik ediyorum çünkü genç takım, mücadele ediyorlar. Bütün enerjilerini ortaya koydular. Gerçekten istiyorlardı. Biz de istedik gerçekten de. Biz tabii birazcık şey yaptık. Garantiye aldık ama ondan sonra son hocamızın gayretleriyle takımın o enerjisini tekrar yükseltip o maça ortak olduk ve kazandık. Bizim takım da sonradan bu açıldı artık diyelim. Ama Vodafone'da gerçekten tebrik ediyorum. İyi bir mücadeleydi. Amacımız güzel basketbol oynamak. Organizasyon güzel bir organizasyon. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten eyvallah. İyi bir organizasyon. O yüzden diğer takımları bekliyoruz diyeyim. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah eyvallah. Güzel maç olur. Gelgitler içine geç maç. Başta onlar iyi başladı, sorusu yakaladınız, farkı açtınız. Sonra maçı pes etmediler, preste tekrar geri geldiler ama tecrübe konuştu galiba. 4 senede başlamalarına rağmen son çeyreğe gaza bastınız. Aykut'un da orada... Aykut'un ekstra hem üçlükleri hem asistleri. Son çeyrekte özellikle çok iyi yönetti takımı ve güzel bir galibiyet oldu. Tebrik ediyoruz biz de. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İleriki turlarda başarılar diliyorum. Rakibiniz için bekliyor olacaksınız. Ligde de iyi gidiyorsunuz, ligde de namağlup takımlardan birisiniz. Hatta tek namağlup takım siz kaldınız tabii. Biz kaldık, tek namağlup takım sizsiniz CBL'de. Serie A'dan bahsediyorum. Ligde nasıl olur? Durumlar nasıl gidiyor? Takımda havalar nasıl? Onu sorayım. Vallahi tabii yani ligde iyi durumda görünüyoruz ama yani antrenman yapma sıkıntımız var. Antrenman yapamıyoruz. O yüzden saha içinde sıkıntıları bu yüzden yaşıyoruz. Bir de adamlarımız gerçekten eksildik. Bayağı bir eksildik. Sayımız azaldı. İşte oyuncumuz sakatlandı. Emrah sakatlıktan döndü. İşte genç oyuncular, Metin 43 yaşında oldu. Çok yaşlandı. Ama maşallah aslanlar gibi. Kendine bakıyor diye oynuyor. Tabii en yaşlı oyuncu da benim. 54 yaşındayım tabii bu arada. Tamam mı? 54 devirdim. Tebrik ediyorum abi ben de seni. Bir tane iki tane böyle araya işte bir tane arkadaşımız geldi. O da mavi yakalı arkadaşımız. İnşallah o da aramıza ısınır, bir katkı sağlar. Umutluyum, güzel bir inşallah finallere çıkarız da güzel yine o şampiyonada o final heyecanı tekrar beraber yaşarız. Tebrik ediyorum. Bol şans diliyorum sezonun geri kalanında. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Dilerseniz diğer maçımıza geçelim. Doğuş Grubu ile Yemek Sepeti arasında oynandı bu karşılaşmada. Serie A'nın önemli müsabakalarından biriydi. O karşılaşmada da Yemek Sepeti Doğuş Grubu'nu mağlup etti. Pazar gününün karşılaşmasıydı. Herkes Doğuş Grubu kazanır, Yemek Sepeti'nin galibiyeti yok diye düşünüyordu ama çok iyi performans sergilediler. Özellikle yine final periyodunda 65-55 kazanlar maçı, 43-41'di 3. çeyrek sonu. Final periyodunda 22-14'lük bir fark yakaladılar. 8 sayılık bir farkla 65-55 mağlup ettiler Doğuş grubunu. Onların da ikinci mağlubiyeti oldu. Bu karşılaşmayla ilgili de özellikle Yemek Sepeti'nde Kadir Can Tuna ön plana çıkan isimlerden biriydi. 23 sayı 10 ribantla oynadı. Batuhan Yılmaz yine 11 sayı 17 ribantla çok önemli katkı yaptı. Mehmet Şenol iki uzunundan 21 sayı buldular. 10 sayı 7 ribantla oynadı ve kaptan Murat Uçar orada biraz X faktör oldu. 3 sayılıklarda 4'te 2, 2 sayılıklarda 2'de 2, 10 sayılık bir performans sergiledi Akın Kırcı ile beraber. Doğuş grubunu mağlup ettiler. Bu iki takımı izleme fırsatınız oldu. Zaten yıllardır özellikle Doğuş grubuyla çok sık maç da yaptınız. Ne dersiniz burada Doğuş grubunun hem bir sonraki ligdeki performansı ile ilgili yarı finalde de biliyorsunuz onlarla oynuyorsunuz. Pazar günü CBL Cup yarı finalinde Doğuş grubuyla karşılaşacaksınız. O maç nasıl geçer? Bu maçı nasıl değerlendirdiniz? Can abi istersen senle başlayalım. Doğuş grubu yakından bildiğimiz, geçen senelerde de daha önceki senelerde de final oynadığımız, kaybettiğimiz bir takım. Doğuş grubu iyi bir takım ve tecrübeli bir takım. Dolayısıyla maçın zor olacağını düşünüyorum. Artık kolay bir maç yok bizim grubumuzda ve görüyorum ki A grubu ve B grubu, yani A grubunun iki grubunda da çok seviyeli maçlar var. Dolayısıyla Doğuş grubu da Yemek Sepeti de aynı şekilde denk takımlar, herkes denk birbirine. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum ve Doğuş grubunu da bekliyoruz ve onlara da başarılar diliyorum. Güzel maçlar olmuştu ve onları da rakip görmek istiyorduk evet, zaten. Bir yandan da aslında sektör derbisi diyebiliriz. Derbisi bir taraftan, sektör aynı zamanda derbisi. Rakip CBL Cup'ta da bakalım finali yükselen ekip kim olacak? CBL Cup'ı bu sene ilk defa uyguladık. Seri A'daki takımlarla Seri B ve C'de geçen sene final oynayan takımları bir araya getirdiğimiz ayrı bir heyecan oldu. Bu da oradaki maçlar da çok keyifli, çok denk geçiyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Bakalım finali yükselen ekip kim olacak Aykut? Sen ne dersin? Önce Doğuş şanslar yüzde kaç? Yani CBL Cup'ta yani bizim dediğim gibi bu hedefimiz bizim şampiyonluk. İlk defa CBL Cup, yani ilk şampiyonu Ford Otosan olarak olmak bizim için ayrı bir önemi var. İlk şampiyon olmak bizim için her zaman önemli. Ama gerçekten zor bir ekiple oynayacağız. Çünkü hem çok yakın tanıdığımız insanlar var Doğuş grubunda. Maçı bırakmayan, maçı her zaman isteyen bir takım. Birlikte oynamayı bilen insanlar. Belki tek tek bakıldığı zaman böyle yıldız diyebileceğimiz ya da işte Ekol'deki bir Ahmet Demirhan gibi, Tunay gibi bir oyuncular olmamasına rağmen çok net takım oyuncusu var. Yemek Sepeti'ne kaybetmelerinde ben bir kaza olarak görüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ya Doğuş grubu her zaman bu ligin en büyük favorilerinden bir tanesi. Bir de bu sene sizin de yürürlüğe aldığınız işte bu statü bence işte bu lige ayrı bir keyif getirdi. Çünkü artık herkesi yenebiliyor. İşte Arçelik, Ekoli, işte CBL Cup'ta Beykent Üniversitesi Ekoli'yi eleyebiliyor. İşte Tabipler Odası Beykent'i eleyebiliyor. Çok inanılmaz sürprizlere gibi oldu bu. Evet, evet. Gerçekten inanılmaz heyecanlı dediğim gibi işte Doğuş grubu Yemek Sepeti'ne yeniliyor ancak Yemek Sepeti ilk galibiyetini alabiliyor. İşte bu yeni statüyle beraber kimin ne olacağı hiç belli değil. Dediğim gibi biz belki favori olabiliriz ancak bizim de kupayı alacağımız ya da şampiyonun garantisi de yok. Evet, geçtiğimiz senelerde de favori gözüyle aslında hep bakıldı Ford Otosan'a şampiyonluk yolunda. İşte bu sene olurlar artık, bu sene kesin şampiyonlar diye başladığımız çok sezon oldu. Ama işte ya finalde ya yarı finalde tabii çok faktör var. Yani orada bir top bile zaten geçen sene 2 sayıyla mağlup oldunuz. Son topu soksaydınız şampiyonunuz. Yine Türkiye Şampiyonası'nda da yine son topla kaybettiğiniz, onlarla ilgili de bir görüntülerimiz olacak Kuşadası'nda yaptığımız organizasyonla ilgili. Doğuş grubu da pazar günü zorlu bir rakip olarak sizi bekliyor. Güzel bir maç olacak. Bu maçı da heyecanla bekliyoruz. Bir diğer konuşacağımız karşılaşma Beykent Üniversitesi Akbank karşılaşması. O da Beykent Üniversitesi bahsettiğim gibi Ekolojistiği CBL Cup'ta mağlup etti. İyi gidiyorlar. Seri B'de mücadele ediyorlar. Kupada da epey bir ileriye gittiler. Çeyrek finale çıktılar. Ki bir Seri B takımı olmasına rağmen İstanbul Tabip Odası'na mağlup oldular. Onlar da çok sert bir takım. Biliyorum senin çekindiğin takımlardan biri. Gerçekten yani takım halinde oynayan ve kemik gibi İnanılmaz. Herkesin... Hiçbir zaman maçı bırakmıyor. Yani karşılıklı oynadığım için hep biliyorum. Yani gerçekten çok disiplinler. Artık doktor olmaları mı buna bilmiyorum ama gerçekten ben yani CBL'de bana deseniz ki kime karşı istemezsin net olarak tabii olsa cevabını verir. Mental olarak da çok güçler. Takım oynuyorlar. Bırakmıyorlar maçı ve sadece keyif alma derdindeler. Bir de üniversiteden beri beraberler. Uzun süredir beraber oynadıkları için üniversite takımından itibaren, işte tıp fakültesinden itibaren, okul takımından itibaren oynadıkları için herkes birbirini çok iyi tanıyor. Ailecek görüşüyorlar. Böyle bir şey var. Takım havası, bir aile kolej havası derler ya. O var takımda. Maçın içinde zaten onlara karşılaştığında onu hissediyorsunuz yani. İster istemez o işten keyif aldıklarını, yani o iş sadece maçı kazanmak evet önemli, acaba onun yanında keyif almak istiyorlar. Keyif almak istedikleri için de maçı hiçbir zaman bırakmıyorlar. Evet. 15 sene mesela zaten biz geçen bir sene öncesinde yarı finalde elendiğimizde biz hem grupta yenmiştik Tepe Odası'nı, maç içerisinde hep öndeydik. Ancak hiç bırakmadılar ve biz hatta o sene elediler, Ekolojistik'e son topta kaybettiler. Son tipi yapamadılar, yani, sayıyla kaybetmişlerdi. O Tepe Odası'nın da gerçekten çok takdir edilmesi gerekiyor. İnanılmaz özgürlüğü. Maç öncesi kendi aramızda konuşuyoruz. Aykut'a demiştim ki rakip olarak kim gelmesini istemezsin filan. Tabipler Odası gelmesini istemem demişti o zaman da. Yine Tabipler Odası gelmişti bize elediği sene. Demek ki hissetmiş diyelim, tamam mı? Ama gerçekten de Tabipler Odası iyi bir rakip. Yani çok özveriyle bütün emeğini ve enerjisini koyan bir takım. Evet. Beykent Üniversitesi'ni kupada elediler ama Beykent Üniversitesi Seri B'de iyi gidiyor. Akbank'ı mağlup etti. Bence Seri B'nin en şampiyonluk adaylarından biri bence yani de. Çok iyi oyuncular. 71-54 mağlup ettiler. Görkem çok üst düzey bir oyuncu. Yani başından sonuna önde götürdüler karşılaşmayı. Özellikle işte 3 silahşörleri dediğimiz Beykent'in. Ama tabii ekstra katkılar gelmeye başladı artık yavaş yavaş diğer oyunculardan da. Yani Bilalhan yani hoca da gerçekten yıllarda Efes altyapısında çalışmış. Efes'te işte Pertevinel'de üst tebelelerde çalıştırmış bir antrenör. İşi bilen bir antrenör. Herkesten yeterli katkı alacaktır zaten. Yani kimden nasıl katkı alacağını, 3 kişiyle çok bu işin önemli olmayacağını da çok kesinlikle iyi biliyor. Yani 3 kişiyle gerçekten yani olmuyor. Zaten bu ligin bence en büyük kalitesi o. Yani Şirketler Ligi evet ama burada öyle işte bir tane iyi oyuncumuz var, 2 tane oyuncumuz var, işte o şampiyonu getirmiyor. Getirmiyor. Yani bu ligin kalitesi o. Yani bu ligde oynamak o yüzden çok keyifli. Bunu hep söylemek lazım. Burada da Tugay özellikle çok iyi bir 5 numara. Belki ligin en iyi 5 numaralarından biri. Metin Barış, belki Bayrağı. Yani arkasından gelen belli yaptı diyebiliriz. Benzetiyorum da tarzlarını. Sırtı dönük çok iyi oynuyor. Hücum ribantları çok iyi kovalıyor. Çok güçlü. 28 sayı, 15 ribant. 36 verimlilik puanıyla oynamış. Müthiş oynamış. İnanılmaz bir performans. Doğukan 12 sayı, 7 asist. O da epey bir asistle sayılarının yanına katkıda bulunmuş. Görkem Sönmez 9 sayı, 9 ribant. Halil İbrahim Duru 6 sayı, 8 ribant. O da şütör bir isim 3 sayılarda. Erkan Çelik, İsmail Erkan Çelik 3 sayı bulmuş. Enes Kökoğlu da yine 7 sayılık bir katkı yapmış ve 71-54 mağlup ettiler. Akbank'ta çift haneye ulaşan Bulut Özer ve Levent Çetin Örnek. Okan Can Taşkın yine 9 sayı üretmiş. Maçın başından ilk çeyrekten itibaren koparlar. 22-12 ilk çeyrek skoruydu ve 17 sayılık farklı bir güvenli o farkı koruyarak karşılaşmayı kazanmayı başarırlar. Pot altında 62-44 ribant üstünlüğü, bu önemli. O maçı da kazanmışlardı. Bu maçta da bir röportajımız oldu. Onu da sizlere aktaralım. İki karşılaşma noktalandı. Karşılaşmayı geçtiğimiz sezonun finalini de oynamıştınız. Yine kazandınız. Hatta bu sezon da yine ilk etapta karşı karşıya gelmiştiniz ve bu maçı da kazandınız. Erkan Çelik yanımızda, Tugay Göçlük ve Koç Bilalhan Duru yanımızda. Erkan Hocam, nasıl geçti maç? Vallahi güzeldi. Bu sene daha iyi başladığımızı düşünüyoruz. Bu 3. sezonumuz Corporate Basketbol Lig'de. Hakikaten öncelikle size ve bütün organizasyonun emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz mümkün olduğunca bu organizasyona destek de olacağız. Katılma anlamında. Başka anlamlarda da, başka manada da elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Burada önemli olan takımın, kurumların, bu paydaşların bir arada olması, bir paylaşımda olması. Biz de bunu 3 senedir ciddi anlamda sağladığımızı düşünüyoruz. Bugünkü maça gelecek olursak, Akbank'la yanlış hatırlamıyorsam 3. defa oynuyoruz. Her seferinde de yenmek nasip oldu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamı hakeza aynı şekilde. Onun çok ciddi katkısı ve emeği var. Yani bizler işte belli bir yaşı aşmış insanlar ağırlıklı takım içerisinde. Eski oryantasyon, eski koordinasyonu falan kaybetmiş vaziyetteyiz ama hocam bizi çok güzel topluyor. Tugay gibi çok yetenekli arkadaşlarımız da var takımda. Hepsinin emeğiyle birlikte bir sinerji yakaladık. Onu da sonuca yansıtıyoruz. Elinize sağlık. Hem yani sadece katılım anlamında değil, tabii çok fazla destek veriyorsunuz. Beykent TV'den bu maçların yayınlanması falan bizim için çok önemli. Hem reklam anlamında hem bilinirlik anlamında çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Umarım devam eder bu organizasyondaki desteklerinizle. Sizlere, bütün takımlarımız adına, onlar da çok memnun bu durumdan. Herkes teşekkür ediyor size. İnşallah Corporate Basketball League daha da büyüyerek devam eder. Biz çok teşekkürler. Buradayız. Çok sağ olun. Sağ olun. Yanımızda Tugay da var. Tugay, sakat sakat oynadın. Hissettik. Epey de bir sizi teşekkür ediyoruz. Çok sakat sakat oynadın. Ve ama inanılmaz bir performans. Tam yanlış hatırlamıyorsam 35 verimlilik puanıyla oynadın. İnanılmaz performansı. Fast break'e koştun en önde. Sakatlığına rağmen ribandı da aldın, bloğu da yaptın. Tebrik ediyoruz. Nasıl geçti maç? Maç ilk başta, ilk periyotta daha azimli, daha hırslı başladık ama daha sonrasında Akbank'ta çok iyi ve bu lig, yani B serisinin en iyi takımlarından biri. Kendilerini de bu maç nezdinde tebrik ediyorum. Geçen senenin finalistiydi. Beraber finalde oynadık. Çok iyi koçları, çok iyi antrenörleri, çok iyi oyuncuları var. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Ekol maçı sürpriz bir galibiyetimiz vardı Ekol'e karşı. O maçta bir belde bir sakatlık yaşadım. Evet, bugün biraz daha şey oldu ama takım arkadaşlarımın bana verdiği destekle o şeyi aşabiliyoruz, evet. Çok tebrik ediyorum. Çok eline sağlık. Tamam. Geçmiş olsun. Ve Bilalhan hocam, sizi de tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Ne dersiniz maçla ilgili, CBL ile ilgili düşüncelerinizi almak isteriz. Valla güzel bir organizasyon. Daha önceden haberdardım ama sonuçta pek yani burada takım çalıştırmadığımız için ilgilenememiştik. İşte bir vesileyle Beykent Üniversitesi de daha doğrusu orada çalışanların isteğiyle buraya katıldık. Söylediğim gibi güzel bir organizasyon. Kaliteli, yani liglerde oynanan müsabakalardaki olan neyse her şey burada, hakemiyle, seyircisiyle, organizasyonuyla. Evet, bu karşılaşmada da bu şekilde noktalandı. Son karşılaşma konuşacağımız Hilton Conrad'la Karadeniz Holding arasında oynandı. Yine Seri B'nin önemli takımlarından Karadeniz Holding bu sene çok iyi performans gösteriyor. 3'te 3 yaptılar ki seviye tespit maçlarında epey bir zorlanmışlardı. Daha nispeten kolay rakiplere karşı ama gaza bastılar. Epey bir önemli maç kazanıyorlar. Zorlu bir gruptalar çünkü. Burada şu anda 3'te 3'le devam ediyorlar yollarına. Evet. Hilton Conrad da bu senenin yeni takım ama flash takımlarından biri. 3'e 3'teki başarısı vardı. İkincilik kazanmışlardı. 3'e 3 tek pota turnuvamızda. İki tane çok önemli silah var. Kadir Öztürk ve Gökay Engin. İki genç isim, iki tecrübeli altyapılarda oynamış isimler. Onların performansıyla maçı kazanma noktasına geldiler. Özellikle 3. çeyrekte ama Karadeniz Holding sonunu çok iyi oynadı maçın. Gerçekten özellikle Arda Ensari ile Kemal Yüce ile çok iyi performans sergilediler. Siz ne dersiniz? Hilton Conrad Karadeniz Holding maçı ile ilgili yorumlarınızı alalım sizin de. Can abi, özellikle dediğim gibi bu iki oyuncuyu izleme fırsatın oldu mu bilmiyorum. 3 numara ve 4 numaralı pozisyonlarda oynuyorlar. Gökay Engin ve Kadir Öztürk. Biri 47 sayı 15 rebound yaptı. Biri 11 sayı 11 reboundla çok iyi bir maç çıkardılar. Kazanma noktasına da geldiler ama Karadeniz Holding tecrübesiyle sanıyorum. Onlar evet, daha eski bir takım. Burada tecrübe önemlilikte tabii. Evet, Karadeniz Holding bayağı başarılı görünüyor. 3'te 3 yapmış ve iyi bir şey tutturmuşlar. İstatistik tutturmuşlar. Ben iyi gittiklerini görüyorum. Demek ki bu Hilton basketbolu önem veren bir firma olduğunu biliyorum. Hilton'la geçmişte de bizim turnuvalarda da karşılaşmıştık. Hilton'un da bir ekipmana doğru bir şekilde oyuncuları kullanıp doğru bir şekilde gitmana hazırlandığını ve gelecekte daha şeyleri ortak olacağını düşünüyorum. Hilton'un da basketbolu sevilen bir grup olduğunu biliyorum yani. İçinde olanların. Yani ilk seneden zaten direkt Seri B'ye üst grupları attılar kendilerine. Oraya atabildiler. Seviye tespitte çok iyi maçlar çıkardılar. Ama tabii ilk seneden bu işi çok yukarılara taşımak kolay olmuyor. Gerçekten o takımı oluşturmak sancılı bu işler. İlk seneden çok büyük performans, çok iyi başarılar genelde zor. Çünkü her sene üzerine koyuyor bu takımlar. Karadeniz Holding belki oyuncu bazında baktığınızda bir Kadir Gökay yok onlarda ama takım halinde daha iyi mücadele ediyorlar. Takımı oyunu hakkında sen ne dersin? Bahsettiğiniz o Kadir ile aynı takımda oynadım. Yukarıda karşılıklı oynadım ben. İkisi de çok yetenekli oyuncular. Kadir de yetenekli. Hatta Efes altyapısı diye hatırlıyorum ben. Bilecik'le beraber oynamıştık. Gökhan'la hep karşılıklı oynadık Aydın tarafında. İkisi de çok iyi oyuncu ama dediğim gibi baktığınız zaman sayıya, istatistiklere Gökay 47 atıyor. Ondan sonraki en yakın kişi Kadir 11 atıyor. Ve ondan sonra 2 sayı var. 2 sayı var. Ancak diğer tarafta 24 sayı, 13 sayı, 8 sayı. Yani dediğim gibi burada evet bireysel başarı, bireysel takım oyuncularla bazı maçlar kazanılabiliyor. Ama belli bir seviyeye kadar gidebilir. Eğer gerçekten sizin seviyenize yakın bir takım olduğu zaman bireyselden öte takım kimliği ortaya çıkıyor ve burada işte dediğim gibi belki baktığınız zaman hiçbir zaman Kadir ve Luka'ya iki oyuncusu yok ama tam takım oyununda son topta olmasına rağmen maçı kazanmışlar. Tebrikler. Çok önemli bir 9 oyuncu skora katkı yapmış. Evet. Ya diğer 8 oyuncu katkı yapmış. Ya diğer tarafta 61'in 58'i yani düşük oyuncudan gelmiş. Bir takım var. Yıldız oyuncusu 47 sayı atıyor ve maçı kaybediliyor. Evet. Ya bunun tek bir açıklaması var. Takım oyunu. Başka bir şey değil. Yani 47 sayı atıp maçı kaybetmek bence çok acı olması gerekiyor. Evet, diğer oyunculardan da biraz daha katkı gelmesi gerekiyor bu maçların kazanılması için. O maçta da 61-63 Karadeniz Holding mağlup etti. O da ligin haftanın önemli galibiyetlerinden biri oldu. Konuşacağımız karşılaşmalar bunlardı. Dilerseniz geçtiğimiz haftanın top 10'ine bakalım. Haftanın en iyi hareketleri, ligde oynanan maçlarda yaşanan en güzel hareketleri düzenlediğimiz bir videomuz var. Onu izleyelim. Harika basketler izledik. Özellikle son 4'te 3 tane orta sahadan basket var. Gördüğün gibi son saniyelerde bile acayip bir partnerlerin mücadele. Evet. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok güzel çıkmış Taptan. Bu haftaki Taptan iyi çıkmış. Programın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonu çok beğeniyoruz. Organizasyonun devamını diliyoruz zaten. Takım olarak da, Ford Otosan takımı olarak da antrenörümüzü unuttum söylemeyi. Mert hocama da, Mert Köprücü hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten onun tecrübesi ve enerjisi de bizi motive ediyor. Başarılar diliyorum diğer takımlara. İnşallah güzel mücadeleler olur. Çok başarılar diliyoruz. İstediğiniz şampiyonluğu bu sezon almanız dileğiyle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Aykut? Dediğim ilk konuk olarak çok gurur duyduk. Çok sağ olun bizi çağırdığınız için. Otosan olarak dediğim gibi çok istiyoruz bu kupayı. İnşallah bu sene CBL Kupası Otosan olur diyelim. Hakikaten kazansın ama gerçekten bu organizasyon için öncelikle size çok teşekkür ederiz. Çok kaliteli bir organizasyon. İstanbul ve Türkiye çapında bir organizasyon. Böyle bir uğraşa katılmaktan dolayı çok gururluyuz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili basketbol severler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Birinci programımızı bu şekilde noktalıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.